derinle dibe Kendimi sağa sola atmam yani. Şimdi, şimdi sizlere Dilan Polat soruşturmasına yönelik çok önemli bir bilgiyi paylaşacağım. Aslında bu bilgiyi alan ilk kişi 12 punto isimli internet sitesinden gazeteci arkadaşım Müslüm Sarıyar. Ben de ondan duyduktan sonra araştırmaya başladım. Dilan ve Engin Polat'a ait güzellik merkezlerine yönelik silahlı saldırının başka bir suçta kullanıldığını. 7 aylık evli olan bir kadının yolda yürürken vurulmasında kullanıldığını öğrendim. Yani baktığımız zaman iki olay da birbirinden deşik verici durumdu. Şimdi iki soruşturmada baktığımızda aslında aylardır soruşturmada polis bir izi ararken o izi küçük çekmecedeki silahlı saldırıda bulmuş oldu. İsterseniz önce Polat ailesine yapılan silahlı saldırıdan bahsedeyim. Tarih 10 Ekim 2023 gecesi. Silahlı iki kişi sabaha karşı dört gibi ellerindeki silahla güzellik merkezini kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken çok sayıda kurşun poliklinin diş cephesine ve camlarına isabet etti. Olay yerine hemen polis geldi ve delil toplamaya başladı. Yapılan çalışmalarda boş kovanlar toplandı ve incelenmek üzere Kriminal şubeye gönderildi. Saldırganlardansa başka hiçbir iz yoktu. Saldırı sonrasında Dilan Polat yazılı açıklama yaptı ve paylaştığı metinde Artık markamızı zarara uğratmaktan ziyade fiziki olarak saldırılar başladı. Saldırıya uğradık, benim kuzenim bankoda otururken kafasının üzerinden kurşun geçti. Artık bu oluşturduğunuz grup can güvenliğimizi etkiliyor. Kim yaptı, neden yaptı bilmiyoruz ama bizim can güvenliğimizi etkilemeye başladı. Bu durumdan çok mağduruz diyerek geliren durumu anlattı. Bu saldırıdan kısa bir süre sonra da şatafatlı hayatlarıyla dikkat çeken Polat ailesi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında mali polis tarafından gözaltına alındı. Ve birçok aile ferdi suç gelirinin aklanmasının önlenmesi vergi usul kanunuyla futbol ve Diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şimdi gelelim ikinci saldırıya. Tarih 10 Şubat 2024. Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde plakasız bir araçla gelen 5 saldırgan, Küçükçekmece AK Parti Belediye Başkan adayı Aziz Yenay'ın seçim çalışması yaptığı yerde silahlı saldırı düzenledi uzun namlulu silahla ve tabancalarla etrafa rastgele ateş ettiler. İşte o saldırıda yolda yürüyen Ebru Dumlu uzun namlulu silahla başından vurularak ağır yaralandı. Ve hemen hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrasında polis olay yerine geldi ve delil toplamaya başladı. Tabii ki en önemli delil boş kurşun kovanlarıyla. Olay yerinde yapılan incelemede 14 adet 7.62 milimetre çapındaki uzun namlulu silahın kovanı bulundu. Yine 3 adet 9 milimetre çapındaki silaha ait kovanlar da bulundu. 5 araç ve bir ikamette de kurşun isabet etmişti. Saldırı sonrasında polis kamera görüntülerinden de yola çıkarak 26 kişi gözaltına aldı. İşte İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede bu iki saldırıda ortak bir bağlantı buldu. Küçük çekmece saldırısında şüpheliler gözaltına alınınca olayda kullandıkları tabanca ve uzun namlulu silah da ele geçti. Kriminal şube müdürlüğüne götürülen silahlardan uzun namlulu olan silahın sabıkalı olduğu ortaya çıktı. 7 aylık evli Ebru Güneş Dumlu'yu ağır yaralayan uzun namlulu silah 10 Ekim 2023 tarihinde Dilan Polat'ın işyerinin yerinin kurşunlanmasında da kullanılan silah olduğu tespit edilmiş oldu. Bunun üzerine soruşturma bu yönde ilerledi. Ancak gözaltına alınan şüpheliler Dilan Polat'ın iş yerine saldırıyı kendilerinin yapmadığını, bu silahları da başka birinden temin ettiklerini söyledi. Asa Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorguları tamamlanan şüpheliler küçük çekmece adresine sevk edildi. Aralarında uzun namlulu silahı kullanan Serhat isimli şüphenin de bulunduğu 16 kişi tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, sayı ve nitelik bakımından vahip olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle Dilan Polat'ın iş yerine yapılan saldırıda kullanılan uzun namlulu silah da ele geçirilmiş oldu. Şimdi polis... O gece saldırıyı gerçekleştiren saldırganların kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Tabi burada şunu da belirtmek gerekir. Birçok videomuzda ısrarla belirttiğimiz bir şey vardı. Ruhsatsız silahlara hapis cezası. Çünkü birçok kişi ruhsatsız silahı kolaylıkla beline takıyor, dolaşıyor, suçta kullanıyor. Suçta kullandığı silahları da başka suçlulara veriyordu. Yani silahlar elden ele dolaşıyordu. Tıpkı Dilan Polat'ın iş yerinin kurşunlandığı silahın elden ele dolaşması gibi.